Kayakçı şekildeki platformun K noktasından durgun halden harekete başlıyor. Kayakçı L noktasında platformdan ayrıldıktan sonraki yörüngesinin en yüksek noktası olan M'den geçip N noktasında yere çarpıyor. Sistemde bütün sürtümlerin etkisi ihmal edilirse harekete boyunca duruşunu bozmayan sporcu ile ilgili yargılarının hangileri doğrudur ve sporcunun ağırlık merkezinin yerden yüksekliği önemsizdir şeklinde bilgi de verilmiş. Buna göre arkadaşlar bir Kinetik enerji N noktasına ulaştığında en büyük değerini alır. Arkadaşlar enerji konumu ilkesine göre başlangıçtaki bunun potansiyel enerjisi yere çarptığında tamamı kinetiğe dönüşmüş oluyor. Ama aralarda hem potansiyel hem kinetik olduğu için demek ki maksimum kinetik enerji potansiyelinin en az olduğu yerde yani yere çarptığı anda demek ki en fazla olacak. Yani kinetik enerjisi en büyük olduğu nokta N noktasıdır. Doğrudur. Çünkü başlangıçtaki potansiyeli tamamı kinetiğe dönüşmüştür. 2. K noktasındaki mekanik enerjisi. Yani kinetik artı potansiyeli biz mekanik enerji diyoruz. Şu an başlangıçta sadece potansiyeli var. L noktasından büyüktür. Arkadaşlar enerji korunumu mekanik enerjinin korunumudur. O halde buradaki mekanik enerjimiz sürtümeler ihmal edildiğinden dolayı ne olacak? L'deki mekanik ile K'daki mekanik, yine M'deki mekanik veya N'deki mekanik. Yani bu bütün noktalardaki mekanik enerjilerimiz eşit büyüklüktedir. O halde arkadaşlar demek ki mekanik enerjimiz korunduğundan dolayı L noktasındakinden büyüktür dediği için yanlıştır. Her yerde aynı. K, L, M, N hepsinin mekanik enerjileri eşit. M noktasında kinetik enerji sıfırdır. Arkadaşlar burada bir yat, e eğik atış hareketi söz konusu. Yani yatayda bir hızımız var. Yataydaki hızından dolayı cisim belirli bir yüksekte ama yatay hızı olduğu için kinetik enerjiye de sahiptir. O halde M noktasında kinetik enerji sıfırdır demiş. M noktasında kinetik enerji sıfır değil. Ondan dolayı bir kinetik bir hızı var. Hızından dolayı kinetik enerji belli bir sayısal değer taşır. Yani bu ifademiz yanlıştır. Cevabımız yalnız bir yani A seçeneği doğrudur deriz. Düşey kesitte şekildeki gibi olan sürtünmeli KLMN yolunu alan X cismi P noktasından V büyüklüğündeki hızla geçiyor. P noktasından V büyüklüğündeki hızla geçmiş. Buna göre X ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakın şimdi burada ortam sürtünmeli olarak verilmiş. Sürtünmeli buradan V hızla geçiyorsa demek ki başlangıçta hızı V'den daha büyük bir değer olması gerekiyor. Çünkü enerjisinin belli bir kısmı ısıya dönüşecek ondan dolayı burada enerjisi azalmış halde enerjisi azalmış haldeki V hızı ise demek ki başlangıçtaki yüksekliği aynı olduğu için V hızından daha büyük bir değere sahip. 1. K noktasında ilk hızı vardır. Evet zaten e, ilk hızının e, X nokta yani P noktasındaki V hızından bile büyük olduğunu söyledik. Birinci ifademiz doğrudur. LM aralığında hızı sabittir. Arkadaşlar eğer sürtünme olmasaydı burada sürtünmeli olduğunu söylemiş. E, olmasaydı buradan Belli bir hızla geçerken cisim net kuvvet sıfır olduğu için sabit hızla gidiyor diyecektik. Ama sürtünmeden dolayı bütün ortam sürtünmeli olarak verilmiş. O halde demek ki ne olacak? Burada sürtünmeden dolayı ısıya enerji kaybımız olacak. Yani LM arasında hızı sabit olmaz, hızı azalacak. Bu yanlış. K ve N noktalarındaki mekanik enerjileri eşittir. Arkadaşlar dışarıdan bir kuvvet müdahalesi varsa ki sürtünme kuvvetimiz var. Enerji, mekanik enerji korunmaz. Hatta sürtünme kuvveti zıt yönde olduğu için e, harekete mekanik enerjiyi azaltan bir etki yapar. Yani cismin enerjisi hareket ettiği sürece azal azalır. Demek ki K ve N noktaları K'ya baktığımızda, N'ye baktığımızda K ve N noktalarındaki mekanik enerjileri eşittir demiş yanlış. Neden? Çünkü buradayken kinetik artı potansiyelimiz, buradayken de kinetik artı potansiyelimiz var. Potansiyellerimiz eşit ama kinetiklerimiz aynı değil. Çünkü buradaki hızı buradaki hızından daha büyüktür. Onun için e, mekanik enerji eşit değil. Mekanik enerjisi K'dan N'ye gittiğinde azalmış olur. Cevabımız yalnız bir yani A seçeneği doğru olmalı deriz. Dikdörtgenler pizması şeklinde özdeş ve türdeş 9 tuğla 3'er 3'er yerleştirilerek şekildeki gibi bloklar elde ediliyor. Tuğlaların yere göre toplam potansiyel enerjisi 1-2-3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar herhangi bir cismin potansiyel enerjisi bulunurken ağırlığı çarpı yani mg çarpı ağırlık merkezinin yerden yüksekliğine bakılır. O zaman her birisi için konuştuğumuzda ağırlığı çarpı ağırlık merkezinin yerden yüksekliği diyeceğim. Şimdi burada baktığımızda yapı simetrik bir yapı. Yani 3 parça burada, 3 parça burada, 3 parça burada. Toplamda şurada 9 parça varmış gibi düşünebilirim. O halde 9 parçanın ağırlık merkezi burası oluyor. Yani 9 tane M diyelim. Birinci durum için potansiyel enerjimiz 9Mg çarpı yerden yüksekliğimiz. Bakın burası 3 birim, burası da buçuk. Yani 3 buçuk birim yerden yüksekliğimiz var. Şimdi ikinci duruma baktığınızda bu da simetrik bir yapıya sahip olduğu için ağırlık merkezi buranın burası olacak. Yine 9M kütlesini... Hop ağırlık merkezini buradan düşünerekten potansiyelini yazmış olacağım. E2 için konuştuğumuzda 9 mg çarpı ağırlık merkezinin yerden yüksekliği 2.5h. Yani 2.5 birim yükseklikte oldu. E2 de bu. Üçüncüsüne baktığımızda bu yapı simetrik bir yapıda olmadığı için parçalara ayıracağım. Nasıl yapacağız peki? Şuradaki arkadaşlar 6 parçayı bir düşüneceğim. 6 mg H, yani bir birim yerden yükseklikte. O zaman E3'ü yazarken şu 6 parçayı bir de şu 3 parçayı ayrı değerlendiriyorum. 6 parça için 6 mg çarpı yerden yüksekliğimiz 1 birim artı yukarıdaki 3 m parçası için 3 mg çarpı yerden yüksekliğimiz 1, 2, 3, 3,5. O halde buraya da 3,5 yazarsam karşımız arkadaşlar baktığımızda en fazla bakın şu e, 9 çarpı 3 buçuk 27 artı buçukla çarparsam 4 buçuk dediğimizde 31 buçuk yaptı. 31 buçuk. Burası ise 2 buçukla çarparsak haliyle hop karşımıza 2 buçuk katı 18 4 buçuk da 22 buçuk mgh yaptı. Yine arkadaşlar en sonuncusu 6 artı 3 kere 3 buçuk 10 buçuk yaptı. Yani 16 buçuk yapar. 16.5 mgh oldu. Sırayla arkadaşlar gördüğünüz gibi potansiyel enerjiler E1 büyük E2 o da büyük. E3 şeklinde bir sıralama doğru sıralama olmalı deriz. Peki bunun arkadaşlar daha basit daha pratik bir yöntemi var mı? Tabi var. Sonuçta her birisi için konuştuğumuzda her birisinde 9 parçadan oluşmuş cisimler kullanıyoruz. Ve buraya baktığımızda burada ağırlık merkezinin yerden yüksekliği. Sonra diğer parçamızın ağırlık merkezinin yerden yüksekliği yani aşağı indi. Sonra arkadaşlar şu ikisi için konuştuğumuzda da aşağıda daha büyük bir parça var, yukarıda küçük bir parça var. Yani ağırlık merkezine baktığımızda yine bunun şu yandakiyle kıyaslama yaptığımızda bunun altında bir nokta çıkar altında bir nokta çıkacağı için yere yeri en yakın bu olduğundan dolayı potansiyel enerjisi en düşük olan 3 sonra 2 sonra 1 şeklinde sıralama yani bu sıralama yine bu şekilde pratik yolla da yapabiliriz. Yatay sürtünmesiz bir düzlem üzerinde hareketsiz tutulan K noktasal cismine aynı düzlemde bir 2 3 kuvvetleri şekilde kim etkiyor? Aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa bu cismin serbest bırakıldıktan delta t süre sonra kazanacağı kinetik enerji en büyük olur? Arkadaşlar şimdi cismin kazanacağı kinetik enerjisi kuvvetin yaptığı işe bağlı. Yani dışarıdan bir kuvvet müdahalesi var. Gördüğünüz gibi başlangıçta hareketsizmiş. Buna bir kuvvet uyguluyoruz. İş eşittir. Enerjideki değişim miktarından kuvvetin yaptığı iş enerji değişim oluşturacak. Eğer kuvvetin yaptığı iş ne kadar büyükse delta t sürede kazanacağı kinetik enerji de o kadar fazla olmuş olacak. Yani enerji değişim o kadar fazla olmuş olacak. O halde arkadaşlar kuvvetin yaptığı işi nasıl buluyoruz? Kuvvet çarpı kuvvetin yer değiştirmesiyle buluyoruz. O halde kuvvetin büyük olması veya yer değiştirmenin de yine büyük olması gerekiyor. O halde büyük kuvvetle cisim büyük yer değişimine sebep olduğu için haliyle arkadaşlar hem kuvvet hem de yer değiştirmeyi artırmış oluyoruz. Demek ki büyük bir kuvveti nasıl elde edebiliriz onu düşünelim. E şekle baktığımız arkadaşlar şimdi yalnız F1 kuvvetini kaldırmak. F1'i kaldırırsanız sağa 4 sola 3 net kuvvetimiz bir birim olur. Yalnız F2 kuvvetini kaldırırsak ne olur? Yalnız F2'yi kaldırdığımızda bakın 3'te 1'in farkı sola doğru 2 birim yani 2 birimlik bir kuvvet olur. F3'ü kaldırırsak arkadaşlar F3'ü kaldırdığımızda bunlar aynı önde olduğu için 4 artı 1'den dolayı 5 birimlik bir kuvvet etkir. 2 ve 3'ü kuvvetlerini birlikte kaldırmak 2 ile 3'ü birlikte kaldırdığımızda sadece birlik bir kuvvet etkimiş oluyor. 1 ve 2 kuvvetlerini birlikte kaldırırsak 1 ve 2 kuvvetlerini kaldırdığımızda 3 birimlik bir kuvvet etkimiş oluyor. Yani Bunlar arasında arkadaşlar kuvvetin en büyük olduğu yani yapacağı işin en fazla olduğu en fazla enerjiye dönüşümün sağlanacağı durum C seçeneğindeki kuvvetimiz büyük olduğu için net kuvvetimiz ondan dolayı cevap C seçeneği olmalı. Şekildeki sürtünmesiz düzenekte eşit kütleli x'e isimleri birbirlerine iple bağlanıyor. Bu düzenek şekildeki gibi hareketsiz tutulurken bir süre sonra serbest bırakılıyor. Bu cisimlerin yapacağı hareket süresince herhangi bir anda niceliklerinden yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bunların kütlelerin eşit olduğu belirtilmiş. Yani hemen şeklin üzerine atalım. 1. x'in kinetik enerjisi y'nin x'ine eşittir. Arkadaşlar kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare yardımıyla bulunuyordu. O halde bunların kütlelerin eşit olduğu verilmiş. E bir süre sonra arkadaşlar bıraktığımızda sürtümesiz ortamdan dolayı ne yapacak? Bunun ağırlığından dolayı hızlanacak bunlar. E peki bu x kadar yol aldığında bu da x kadar aşağı inmiş olmuyor mu? Oluyor. Demek ki bunun aldığı yol ile diğerinin aldığı yol aynı olduğundan dolayı bunların hız büyükleri de arkadaşlar eşit olmuş olur. Bunun hızına v dersek bunun da hızına v diyelim. Harekete geçtiklerini hızları aynı. E, kütleleri aynı, hız büyüklükleri aynı. O zaman ne oluyor? Bunların kinetik enerjileri birbirlerine eşit olmuş oluyor. Doğrudur. X'in mekanik enerjisi Y'nin eşittir. Arkadaşlar x'in mekanik enerjisi baktığımızda bir süre sonra kinetiği var diyelim. Yere çarptığını düşünelim. Potansiyeli yok oldu. İşte y'ye baktığımızda y'nin potansiyel artı kinetiği var. Şimdi düşünelim. İkisinin kinetiği de aynı. Ama y'nin yüksekliği Y'nin yüksekliği x'ten fazla olduğu için y'nin mekaniği x'ten daha fazladır. Yani mekanik enerji, kinetik enerji artı potansiyel enerjiydi. Baktığımızda ikisinin de kinetik enerjisinin birinci durumda eşit olduğunu anladık. İkinci durumda baktığımızda ise mekanik enerjiye hop bu yere yaklaşmış, yere yakın bir yerde. Bu ise yerden yukarıda. O zaman potansiyeli fazla. Kinetikleri aynı olduğu halde y'nin potansiyeli daha büyük olduğu için y'nin mekaniği daha fazladır. Eşit demiş yanlış. 3. X'in kaybettiği potansiyel enerji ile kazandığı kinetik enerji eşittir diyor. Arkadaşlar bu bir sistem. Sistemde sistemin enerjisi korunur. Yani sistemin ilk enerjisi sistemin son enerjisine eşittir. O zaman baktığımızda bunun başlangıçta bir potansiyeli var idi. Bunun da potansiyeli vardı. Bunun MGH üstü buna MGH diyelim. Şimdi bu aşağı inerken bir potansiyel kaybediyor. Ama kaybettiği potansiyelin tamamını kendisi kinetiğe dönüştüremiyor. Neden? Çünkü yukarıdaki isim için konuştuğumuzda yukarıdakinin bir potansiyeli vardı. E buraya geldiğinde hala aynı potansiyeli var artı bir hız kazanmış. Ne olmuş? Bunun enerjisi artmış. O zaman bir sistemde sistemin enerjisini korurken bunun potansiyeli artmışsa demek ki bu enerjisinin belli bir kısmını buna aktarmış yani buradaki potansiyelin tamamını kendisi kullanmamış belli bir kısmını da y cisimine aktardığı için x'in kinetik enerjisi kazandığı kinetik enerjisi kaybettiği potansiyel enerjiye eşit olamaz daha az bir değerde olması lazım o halde cevabımız 1 ve iki, e, yalnız 1 yani a seçeneği doğru olmalı deriz Yarı çapları ve kütleleri birbirine eşit olan türdeş KLM silindirlerin yüksekleri sırasıyla 3H, 2H, H'tır. Silindirler şekillerdeki 1, 2, 3 konumlarında yerleştirilirse yere göre toplam potansiyel enerjileri sırasıyla E1, E2, E3 oluyor. Buna göre E1, E2, E3 arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar her bir şekilde bir sistem verilmiş. Birden fazla kütleden oluşan bir yapı verilmiş. Her bir sistemdeki bu kütlelerin toplam potansiyel enerjileri E1, E2 bunları kıyaslaması soruluyor. Potansiyel enerjiyi nasıl buluyoruz? ağırlığı çarpı ağırlık merkezinin yerden yüksekliğine bakıyoruz. Yani mg çarpı h ile buluyoruz. O halde arkadaşlar bu formülü her bir sistem için ayrı ayrı bu KLM'lerin kütlelerini düşünerek potansiyel enerjilerini bulmaya çalışalım. Birinci sistem için konuştuğumuzda her birinin kütle merkezleri tam orta noktaları o zaman tam orta noktaların yerden yüksekliğine bakıyorum. Mg çarpı eşit kütleli oldukları belirtilmiş. O zaman M diyorum her birisinin kütlesine Mg çarpı 1.5H yerden yüksekliği tam ortasının yarısı. MG çarpı 1.5H artı üstündeki L parçası MG yerden yüksekliği de 3 burası 1 de burası olduğu için 4. MG 4H oldu arkadaşlar. Artı en üstteki M parçası için burası 5H yarım H da buradan geldi 5.5 yani MG çarpı 5.5H olmuş oldu. Eğer bunları toplarsam 1.5 5.5 daha 7 yaptı 4 daha 11. Yani 11 MG H'lık bir potansiyel enerjimiz var birinci sistemde. İkincisine bakalım arkadaşlar. Mg çarpı yerden yüksekliğimiz yarım. Mg çarpı 0.5h diyelim. Artı. Bunun yerden yüksekliği de 1.5 burası. Bir de burası 2.5. Mg çarpı 2.5h dedim. Artı bunun yerden yüksekliği 3 burası 1 burası 4 yaptı 1 burası 5 yaptı. Yani mg çarpı 5h olmuş oldu. Toplarsak arkadaşlar burası 3 burası da 5 olduğu için toplamda 8 mgh oldu. 8. Üçüncüsüne bakarsak yine ağırlık merkezi bunun burası mg çarpı yerden yüksekliğimiz h artı ağırlık merkezi bunun burası mg çarpı yerden yüksekliğimiz 1.5 2 daha 3.5 yapmış oldu 3.5 h artı bunun yerden yüksekliği 5 artı buçuktan 5.5 yani 5.5 mg h yaptı o zaman mg çarpı 5.5 h dersem 5.5 3.5 daha 6 9 bir de bu 10. 10, M, G, H olmuş oldu. O zaman sıralamada enerjisi en büyük olan sistem 1, sonra arkadaşlar 3, sonra 2 şeklinde bir sıralama doğru sıralamadır. 1, 3, 2 doğru cevabımız B seçeneği olmalı deriz. Günde 8 saat çalıştırılan bir klima 30 günde 240 TL elektrik enerjisi tüketmektedir. Elektrik enerjisinin 1 kWh saati 0.4 TL olduğuna göre bu klimanın gücü kaç watt'tır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar biz elektrik enerjisine para ödüyoruz. O halde elektrik enerjisinin güçle alakalı kavramı güç eşittir iş bölü zaman o da eşittir enerji bölü zamandır. O zaman ben enerjiyi çekersem güç çarpı zamana ulaşır mıyım? Evet. Şimdi burada gücü bizden istiyor ne kadar olduğunu. O halde arkadaşlar burada ne kadarlık enerji harcandığını bulmaya çalışalım. Bakın 240 liralık fatura ödemişiz. Ee, 1 kilowatt saati de kilowatt saat. Burada enerji birimi olmuş oluyor arkadaşlar. Kilowatt birim cinsinden. E, gücün birimi watt'tır, kilowatt bin katıdır. E, zamanda saat cinsinden düşündüğümüzde kilowatt saat cinsinden bir enerji çıkacak karşımıza. E, o zaman 0.4 TL ise 240 TL vermem için 240 bölü 0.4 dediğimizde buradan 600, 600 kilowatt saatlik bir enerji harcamış oluyoruz. Yani harcadığımız enerji 600 arkadaşlar eşittir güç çarpı zaman. Güç çarpı zaman dediğimizde ne kadar saat çalışmış arkadaşlar? 8 saat çalışıyor. 30 günde toplamda 240 saat çalışıyor. 240 dediğimizde bakın buradan P gücü haliyle burası 240 600 kW saat cinsinden olduğu için kW cinsinden bulmuş olacağım. 600 arkadaşlar. Hop buradan 240'a böldüğümüzde 2,5 çıkar. 2,5 kW'lık bir gücümüz varmış. E bunu watt cinsinden sormuş. Yani ile çarpmamız gerekiyor. O halde 2500 watt'lık bir gücü var bu klimamızın. Cevabımız B seçeneği. Gücü sorulduğu için B seçeneği olmalı diyeceğiz. Kıvanç sürtünmeli yatay zeminde duran bir sandığı 120 N büyüklüğündeki sabit yatay bir kuvvetle iterek sandığın kuvvet yönünde 5 metre yer değiştirmesini sağlıyor. Sandık sadece ötelim hareketi yaptığına göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar sandığa 120 Newton şiddetinde bir kuvvet uygulamışız. O zaman F eşittir 120 Newton diye yazalım. 5 metre hareket ettirmişiz. 1. Kıvancın sandığa uyguladığı kuvvet 600 Joule iş yapar. Bir kuvvetin yaptığı iş o kuvvetle o kuvvetin yer değiştirmesinin çarpımına eşittir. O zaman ne kadar kuvvet uyguladık? 120 Newton şiddetine. Ne kadar yer değiştirdik? 5 metre. O zaman ne kadarlık iş yaptık? 600 Joule'lik iş yaptık. Birinci yargımız doğrudur. 2. Sandık kıvanca 120 Newton büyüklüğünde kuvvet uygulamıştır. Arkadaşlar etki tepki prensibine göre yapılan etkiye karşı gösterdiği bir tepki var. O halde 120 Newton şiddetinde bir etki yaptığı için 120 Newton şiddetinde bir tepki görecek. O halde e, buradaki Cismin yani adamın kıvancın gördüğü tepki 120 Newton şiddetindedir. Doğru. Sandığın kinetik enerjisi 600 Joule artmıştır. Sandığın kinetik enerjisi arkadaşlar sürtünmeli bir ortam olduğundan dolayı enerjinin belli bir kısmı kine, e, sürtünmeden dolayı ısıya dönüşecek. O zaman 600 Joule'lü kuvvetimiz iş yaptı ama 600'ün 600 ile Burada kinetiğe dönüşmedi. Belli bir kısmı sürtümeden dolayı ısıya dönüştü. O halde arkadaşlar 600 Joule kinetik enerjisi artmıştır ifadesi yanlış olur. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği doğru olmalı deriz. Şekildeki yatay sürtmesiz yolda M kütleli K cismi yola paralel ipte motorun oluşturduğu F büyüklüğündeki gerilme kuvveti ile delta t süre boyunca motor tarafından çekiliyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar F kuvvetiyle ile ipte gerilme kuvvetine F demiş buradaki motoru delta t süre boyunca çekiyoruz. Buna göre 1- Delta T artılırsa F kuvvetin yaptığı iş artar. Arkadaşlar bir kuvvetin yaptığı iş nasıl bulunuyor? Kuvvet çarpı kuvvetin yer değiştirmesi yardımıyla bulunuyor. O halde kuvvet artarsa veya yer değiştirme artarsa kuvvetin yaptığı iş artmış olacak. O zaman başlangıçta delta T süresi artılırsa diyor. Şimdi ben delta T süresini artırdığımda daha çok zamanda daha çok yol aldırmış olacak cisme. Yani kuvvet daha çok yol alarak delta X süreyle orantılı olduğu için Yer değiştirme artacak. Kuvvetin yer değiştirmesi artarsa yapılan iş artar. Birinci yargımız doğrudur. 2. K cisminin mekanik enerjisi korunur. Mekanik enerji neydi arkadaşlar? Kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamıydı. O halde bu cismin potansiyeli zaten yok. Kinetik enerjisine bakacağız. Kineti artıyor mu azalıyor mu değişmiyor mu? Şimdi bir cismi F kuvvetiyle çekerken sürtünmesiz bir ortamda Cisme etkiyen net kuvvet eşittir m toplam çarpı a prensibine göre cisme bir net kuvvet uygulanmış mı ilk gelinmesi? Evet. Bir i kuvvet varsa arkadaşlar kütlemiz sabit olduğu için iğmemiz de haliyle olmuş olacak. Kuvvet varsa iğme var. İğme ne demek? Hızdaki değişim demek. O zaman bu cismi biz bir kuvvetle çektiğimizde mutlaka hızında bir değişme sebep oluyor. Yani hızı ne yapıyor? Artıyor. Çektiğimiz süre zarfınca bu cismin hızı arkadaşlar artacak. E hızı artınca haliyle kinetik enerjisi artacak. Potansiyeli yokken kinetik enerjisi artarsa mekaniği de artmış olacak. Burada mekanik enerji korunur demiş. Yanlış. Mekanik enerjisinin artması gerekiyor. 3. K cisminin kinetik enerjisi artar. K cismi biraz önce hızlanıyor demiştik. Çünkü kuvvetle çekildikçe ivmesinden dolayı, ivmeli hareket yapmasından dolayı hızlanacak, hız artacak. Hız artınca da kinetik enerjisi buna bağlı olarak artacak. Yani 1 ve 3 doğru cevabımız C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz.